Evet, cümleden selamlarım arkadaşlar, değerli YouTube izleyicileri, sevgili dostlar. Bugün yani mevsimdeyiz. Size kısa bir bilgi vermek ve aşının nasıl yapıldığını görmek amaçlı bir video çekiyorum. Umarım beğenirsiniz. Şöyle kamerayı hemen öbür tarafa bir evet arkadaşlar. Kümesimizde durumda böyle. Yavrularımız büyüdü. 2-3 haftalık oldular. Aşı zamanları geldi. Şimdi size bir aşının nasıl yapıldığını göstereceğim. Abi tabii öncelikle şöyle bir şey göstereyim arkadaşlar. Şimdi şurayı size hazırladım. Magnezyum kalsiyum D3 diye bir ilaç. Arkadaşlar kuşlarınızda eğer yumurtlamada eğer yumurtaları zarla çıkıyorsa ya da kuşlarınız felç şeklinde oluyorsa yumurtadan sonra mutlaka bu magnezyum kalsiyum D3 vitaminini kullanmanızı tavsiye ederim. Yani bundan sonra kuşlarınızda bu yüzlük bir hap. Her gün veya 2 güne bir bundan yarım verirseniz 50'lik kuşlarınızda böyle bir sıkıntı olacağını tahmin etmiyorum. Genelde bunlar kış zamanlar oluyor. Çünkü kuşlar dışarı çıkamadığı için, vitaminsiz kaldığı için hayvanlarda böyle bir sıkıntı olmuş oluyor. Evet arkadaşlar, aşımıza gösterin bu arada. Şöyle aşımız arkadaşlar, şöyle bilmiyorum görebiliyor musunuz? Paramyxu salla için arkadaşlar. Kuşlarımıza dediğim gibi bu aşıyı vurmadan önce mutlaka bir gün önce vitamin B12 vitamin ilacından vermeniz lazım. Kuşun dirençli açısından. Şimdi kamerayı bir saniye tutup içine aşıyı çekip sizlere vuruş anını çekeceğim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Şimdi görmüş olduğunuz gibi şöyle gösterirsen bugün yardımcın kızın. Şöyle bu 2 milim aşının değerinde vuracaksın arkadaşlar. Yani iki çizgi şöyle ufak ufak. Fazla vurmanızı tavsiye etmiyorum. Yavrularda 2 milim. Büyüklerde 3 veya 4 milim vurabilirsiniz. Şöyle yakından göstersem. Şöyle, evet arkadaşlar. Şöyle vuruş anını size göstereyim. Şöyle enseden şöyle tuttuğunuz zaman arkadaşlar şöyle yaparsanız iğnenin ucunu derinin hemen altına yerleştirdiğinizde 0,2 milim arkadaşlar. Evet, bunu böyle bir şekilde bitirdik. Hemen çeviriyoruz. Bu diğer kuşumuzla aynı şekilde şöyle arkadaşlar derinin altına 0,2 milim arkadaşlar. Evet, bunu durdur kamerayı bir tane. Evet arkadaşlar, diğer bir iki yavrumuzu da aldı. Gene aynı şekilde tekrardan bir daha size göstermiş olayım. Bazıları birazcık büyük olduğu için bu şekilde çırpınırlar. Şöyle sert tutarsanız bir sıkıntı yaşamazsınız. Şöyle 2 milim. Evet, şunu da çevirelim. Şunu da alalım. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi şöyle derinin altına hafiften böyle defter yaprağı olacak şekilde şöyle zaten sütün gittiği yeri beyazını görüyorsunuz arkadaşlar. Ovalamayınız. Ovalayıp da yani hayvanın dağılmasına gelemeyiz. O kendisi kendisine oradan dağılıp vücuduna yerleşecektir. Bilginiz olsun. Evet durdur. Evet arkadaşlar, dediğim gibi aşıyı kısa bir şekilde göstermiş oldum. Bu şekilde sizlere bu bilgiyi iyi veya kötü bir şekilde gösterip faydalanmanıza tavsiye olacağını düşünüyorum. Evet arkadaşlar, bir hususta bir arkadaşımız sormuştu. Şu görmüş olduğunuz kümesimizin içindeki plastiklerin çekmeceye aşağı düşüp düşmediğini sormuştu bu şekilde arkadaşlar. Nasıl yaptığımızı. Kısaca da bunu da gösterebiliriz hemen. Şu sularımızı buradan çekersek. Evet arkadaşlar, kamerayı bir saniye durdurayım. Geri döneceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz plastik elimizde şu köşelere görmüş olduğunuz gibi çıtalara çaktığımız zaman böyle buraya bu şekilde çıtaların üstünde durmuş oluyor arkadaşlar. Bu şekilde bundan sonra da yani plastiklerimiz yere düşmüyor. Bu da tabi aşağı koymuş olduğumuz çekmecemizden biraz
2 ile 5 santim üstünü yaparsanız yani iç çekmecede bir sıkıntı olmaz. Bu şekilde de arkadaşımızı bilgilendirmiş olalım. Evet, dediğim gibi kuşlarımız gayet sağlıklı. Aşılarını da yaptık. Mesela bu birinci ayın kaçı tam okuyamıyorum orada da. Yukarıdakini söyleyeyim arkadaşlar. Birinci ayın 9'unda gördüğünüz gibi dünyaya gelmiş. Bugün 26'sı olması lazım ya da 25'i tam bilmiyorum. Yani 14 günde 20 gün arasında vurabilirsiniz arkadaşlar kuşlarınıza aşıyı. Tabi tavsiyem benim yani 2 hafta olduğu zaman aşıyı vurmanız. 2 ile 3 hafta arasında aşıyı vurmanız. Tabi bunun takibinde mutlaka dediğim gibi bugün normal sularını verdik. Yarın da şöyle kendime yarın da inşallah yine tekrar bu B2 vitaminden vereceğiz arkadaşlar. Tekrar başları biraz daha kuvvetli olsun diye vücut sistemleri. Ondan sonra 2 hafta sonra da buna takiben tekrardan salmonella aşısını vurduğumuz zaman yine salmonella aşısından önce ve sonrasında bir gün öncesinde ve bir gün sonrasında mutlaka B12 vitamini vermenizi tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar, bu aşıdan başka diğer karma aşılar da var. Herkesin değişik kullanmış olduğu şekil. Benim kullanmış olduğum bu arkadaşlar. Sallabaş için direkt kendine özel ve takibinde 2 hafta sonra direkt salmonellaş arkadaşlar. Bu bir tabi hayvanlarımızı koruma amaçlıdır. İyileştirme amaç değildir arkadaşlar. Bu aşıdan sonra hayvanlarımız hastalanmayacak diye bir şey yok. Hastalanabilirler. Biz bu aşının amacı hayvanlarımızı sağlıklı bir şekilde büyütmek. Buradaki nemli havaya, ortamlara, işte kötü hava şartlarında bu hayvanların dirençliliği yükseltmek için arkadaşlar. Ben faydasını görüyorum. Umarım siz de faydasını yaptığınız zaman ve yapabilirseniz faydasını göreceksiniz. Umarım görmenizi umut ederim arkadaşlar. Şimdilik böyle olsun. Kısa bir video oldu. Dediğim gibi arkadaşlar her zaman da söylüyorum. Yeni daha bir aylık kurmuş olduğumuz bir kanalımız. Kanalımıza abone olup bizi desteklemeyi ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir önceki videomda arkadaşlar Tuncay abimizin yanına gitmiştik. Bir kümes tanıtımı ve sohbet videosu yaptık. Bu videodan sonra da tekrar onunla yine bir sohbet videomuz oldu. Onu da beğeniyi de izleyeceğinizi umuyorum arkadaşlar. Bizi takip etmeyi unutmayın. Takipte kalın. Görüşmek üzere. Selamlar, saygılar arkadaşlar. Allah'a emanet olun.